Ne oluyor burada? Hızır Reis'in hünkârımıza sunduğu cariyeler sultanım. Bu hatunlarla bizzat sen alakadar ol Gülfem. En güzellerini, en akıllılarını bul. Hünkârımız için hususi yetiştirilsinler. Hakkınız var sultanım. Hürrem dahil olmadan seçelim. Aralarında asil hatunlar da var. Onlardan birini seçebiliriz. Bize asalet değil. Hünkârımızın kalbini yakacak bir ateş lazım. Halvete gidecek hatunu seçtin mi? Seçtim sultanım. Hazırlanıyor. Fakat nasıl olacak bilmiyorum. Hürrem Sultan engel olacaktır. Bence gizlice hazırlayalım hatunu. Ruhu bile duymadan sokarız as odaya. Hayır. Aksine Hürrem'in gözünün önünde olacak her şey. Bilecek. Bilecek ki engel olsun. Hürrem duyar duymaz harekete geçecektir. Belki de müdahale etmez. Malum hünkârımız epeydir hiçbir hatunu kabul etmiyor. Hürrem'den bahsediyoruz. Bu tehlikeyi göze almaz. Mutlaka engel olacaktır. Ne zaman pes edecek bunlar? Sultanım vallahi bu işin sonu yok. Bırakalım hatunu gitsin. Zaten hünkârımız da kabul etmez. Kim bu hatun? Hızır Reis'in getirdiği cariyelerden. Güzel. Oh, maşallah bir içimiz. Gülşah! Buyurun sultanım. Sümbül Ağa'yla birlikte yeni gelen carilerin hepsine bakın. En güzellerini benim hizmetime alacaksınız. Haremin öte yanına geçmeyecekler. Sultan. Size ne diyorsam onu yapın. Emredersiniz sultanım. Peki bu hatun ne olacak? Fatma Hatun. Artık halvete hatunları sen mi götürüyorsun? Gülfem Hatun'un emri. Götür şu hatun taşlığa. Bir daha da boyundan büyük işlere kalkışma. Aklın havada onu biliyoruz. Kulağına ne oldu? Gülfem Hatun'u emretti diyorum sana. Baş haznedar. Fatma, o zehirli dilini koparmadan dediğimi yap. Aksi halde Hürrem Sultanımızın asabı bozulur. Peki sonra ne olacak sultanım? Ne yapacağız? Gülfem girecek araya. Ben mi? Ben ne yapabilirim ki? Hünkârımızın yanına gideceksin. Ve vazifelerinden azlini isteyeceksin. Ne demek bu Gülfem? Neden azlini istiyorsun? Bağışlayın beni ne olur. Yapamıyorum. Bana ne olduğunu anlat. Gülfem. Hürrem Sultan. O mu istedi senden bunu? Hayır. Lakin engel oluyorlar bana. En tabii vazifelerimi yapmama dahi müsaade etmiyorlar. Bu gece sizin için bir cariye hazırlanmasını istedim. Lakin daha odanıza varamadan geri çevrildi. Hürrem Sultan emretmiş. Bundan böyle hiçbir cariye sizin odanıza giremezmiş. Yasak olduğunu söylüyorlar. Eğer sizin de arzunuz buysa ben bir şey diyemem elbette. Lakin haremin adabı, usulleri bunu gerektirir diye. Bu kadar kâfi.
Vaziyet malumumdur. Vazifene dönebilirsin. Hünkârım bağışlayın. Fakat kararım kesindir. Mesele bildiğiniz gibi değil. Hatice Sultanımız Hürrem Sultan'a öfkeli. Ne sebeple? Paşamızın gizli münasebetini ilk bilen Hürrem Sultan'mış. Zaten ifşa eden de kendileri. Bu yüzden olup bitenlerden onu mesul tutuyor. Bunun Hürrem'le ne alakası var? İbrahim'in suçu sabit. Bizzat itiraf etmiş. Ben de öyle söyledim. Lakin Hatice Sultanımız buna inanıyor. Belki de acısını böyle çıkartmak istiyor. Hünkârım, bu kavga büyüyecek. Bilhassa siz sefere gittikten sonra haremin derhal nizama sokulması icap eder. Bunu da ben yapamam. Başka biri lazım. Kuvvetli biri. Senin aklında biri var galiba. Evet var. Tabii siz de münasip görürseniz. Kimmiş bu söyle?